Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere şirin ilimiz Kayseri'den sesleniyorum. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın destek ve katkılarla yapmakta olduğumuz Kayseri programlarımızın bugünkü bölümünde Çifte Önü semtindeki Çifte Önü Camii önündeyiz. Bu cami Kayseri'deki camilerin şöyle yaşlarına bakarak torun mesabesinde 1882-83'lerde yapılmış. Ama bu camiyi yaptıran zatın çok hoş özellikleri var. Hem caminin içerisi güzel, efendim, yani yine de 120 seneyi bulmuş yani cami yapılalı. Hem yaptıran güzel niyetlerle yaptırmış, hem caminin içerisi orijinal, Selçuklu Camii değil, Osmanlı döneminde yapılmıştır. Kayserili Seyit Hacı Mehmet Ağa tarafından inşa ettirilmiştir bu cami. Mehmet Ağa ticaretle uğraşırdı. Tüccardı. Ama öyle bir bakkal dükkanı ticareti değil de daha ziyade kervanlar sevk ederdi. Bağdat'a, Şam'a kervanla mal götürür. Orada olup da burada yetişmeyen malları da misal hurma gibi diyeyim. Malları da o ve ona benzer şeyleri, baharatı buraya kervanlarıyla alır, gelir burada satardı Mehmet Ağa. Bu camiyi yaptırmaya niyetlendi. Hayırsever bir insandı efendim. Parayı böyle küp için, küpecik için değil de Allah rızası için insanların hayrına kullanmayı severdi. Bu camiye karar verdi. Caminin temeli kazıldı. Temel atılacak. Tabii birçok Müslüman da o dönemde 1883'te toplandılar, geldiler. Dualar edecekler. Sultan Bayezid Han etraftakilere sorar, caminin açılışı yapılacak. İkindi namazının sünnetini kaçırmamış olan var mı içinizde? Bakar, bakar, bakar. Kimse çıkmaz. Korkudan değil efendim. Kaçırmışlar demek ki namazı. Nasılsa ikindi namazının sünneti birazcık yani bir bazı sebeplere bağlı olarak kılınmasa da olabiliyor düşüncesiyle kılmadıkları varmış demek ki. Eh demiş, iş bize düştü. İkinci Beyaz Han, Fatih Sultan Mehmet Han'ın oğlu. Hacı Seyit Mehmet Ağa da burada temel atmada bu işi yapmış. İhtimal ki o hikayeyi de biliyordu. Kültürlü bir insanmış efendim. Kimse çıkmayınca ilk temel atmayı, ilk kazmayı kendisi vurdu. Temel atıldı ve bu cami çıktı. Arkamdaki iki minareyi görüyorsunuz. Caminin iki minaresi var. Ama abi kardeş gibiler. Halbuki kısa olan abi efendim. Boya bakmayın siz. Abi fazla büyüyememiş. Sonradan kardeş daha sonraki dönemlerde yapılmış. Ki ben hatırlarım. 1950'li yıllarda Anadolu'daki camilere bir minare yaptırma seferberliği başladı. Minareler pek yoktu ve Kayseri civarından da böyle kırmızımtırak kahverengi bir minare taşı ocağı buldular. Neresi onu da bilmiyorum. Bu yaşa geldiğimde öğrenmiş değilim. Benim bulunduğum yerlere de hızla camilerin minareleri ve enteresandır yine Kayserili ustalar tarafından yapıldı. Kayseri taşıyla Kayserili ustalar. Demek ki Kayserili ustalar yükseğe çıktığı zaman başları dönmüyor efendim. Her insan yükseğe çıkınca kendini koruyamıyor. Makam olarak da öyle efendim. Başı dönüveriyor. Mekan olarak da öyle, makam olarak da öyle. Şimdi bu minareye minber minare deniyor. Selçuklu stilidir. Hunat Hatun Camii'nde de vardır minber minare. Bir de yüksek minare var. Zaten minare İslamiyet'in başlangıcında yoktu, kullanılmıyordu. Birkaç basamaklı yüksekçe bir yere çıkıp ezan okunuyordu. Daha sonra ruhsatla, fetva ile bu yüksek minareler yapılmaya başladı. Yani bunlar yapılırken fetva alındığı için dine aykırı bir şey olmuyor. Peki bu Hacı Seyit Mehmet Ağa'nın ticaretteki özellikleri neydi? Güzel bir hikayesi var. O hikayeyi son cemaat yerinin önünde inşallah sizlere anlatmak istiyorum. Gidelim caminin yanına. Ancak caminin yanına gitmeden yaptırdığı bir çeşme var. Onu da görelim de. Sonra çıkarken bakarsınız zamanımız yetti deriz. O çeşmeyi gösteremeyiz. Çeşme biraz harap. Ama Mehmet Ağa caminin yanına böyle kütür kütür akan lüleli, arkası su hazneli çeşme yaptırmış iki lüleli. Bir görelim onu. Sonra son cemaat yerinin yanına gidelim. Çifte Önü Camii'nin avlusu herhalde buralara kadar geliyordu. Caminin yanında bulunan böyle sütunlar üzerinde önünde bir de reva bulunan iki çeşmeli bir yapının önündeyiz. Bu
caminin çeşmesi olarak yapılmış. Bunun haricinde de bu semtin su alması için caminin bir şadrıvanı olması lazım. O şadrıvan şu anda yok. Ama o şadrıvanın yerine yeni tipte bir şadrıvan yapılmış. Güzel de olmuş. İnsanların ihtiyacını bol bol karşılıyor burada. Gelip geçene de çok bir yer. Şimdi buradan caminin artık son cemaat yeri tarafına gidebiliriz. Çeşmeyi bu kadar gösterdim. Tabii ufak tefek bir el değerse çok çiçek gibi bir hale gelecek. Ufak tefek emek istiyor. Onu da ben idarecinin vereceğini zannediyorum. Gidelim caminin önüne efendim. Hacı Seyit Mehmet Ağa'nın yaptırdığı çifte önü caminin son cemaat yeri hemen önünde. Şimdi cam mekanlar falan görürüz. Eskiden bu cam mekanlar yoktu. 3 tane sağ tarafta, 4 tane sol tarafta olmak üzere 7 tane sütun var. Bu 7 sütun bize gösteriyor ki burada kubbe olması lazım. Hayır, kubbesiz yaptırmış efendim. Ahşap bir tavan olarak yaptırmış. Caminin içerisi de öyle çünkü. Fakat sonradan ne hikmetse buraya beton dökmüşler. Kayseri'nin sıcağında herhalde cuma namazlarında falan böyle öğlen sıcağında bu son cemaatlerindeki insanlar bayağı pişiyorlardır. Girelim caminin içine efendim. Çifte önü caminin harim kısmına girdik. Harim kısmında 12 tane güzel, muhkem ahşap direk var. Bütün çatı buna bindirilmiş ve üzerinde de kıbleye doğru 2 tane uzun, yine bu direklerden daha da kalın atmalar var. Lento şeklinde yapılmış. Onun üstüne de yanlamasına direkler, direklerin üzerine tahta, tahtanın üzerinde herhalde o günün şartlarında toprak atılmış idi ki serin olsun diye. Efendim bu Hacı Seyit Mehmet Ağa'nın Kayserili bir hikayesi var. Bu hikayeyi sizlere anlatmak istiyorum. Birinci Dünya Harbi sırasında hayatta imiş rahmetli. Veya Birinci Dünya Harbi'nden önce geçen bir olay bu. Tam net olarak tarihini tespit edemedik ama hikayeyi tespit ettik. Hikaye güzel bir hikaye. Kayseri'de Birinci Dünya Harbi'nden sonra tellallıkla görevlendirilen Talasarlı oğlu diye bir zat anlatmıştır bu hikayeyi efendim. Hikaye şöyle. Kayserili Hacı Seyit Mehmet Ağa ticaret kervanlarıyla Bağdat'a, Şam'a, Halep'e efendim seferler düzenlemekte. Getirdiği malları da buralarda satmakta, buradan da oraya mal götürmekte. Bir gün Maraş'a yakın Sarıs taraflarında bir yerde bir köyün ortasında 4-5 tane deve görürler. Cangıl cangıl çanları çalıyor develerin. Allah Allah, bu nereden geldi ya? Üzeri mal yüklü efendim. Sahibi yok. Allah Allah, nedir? Ya derler, bu Kayserili Hacı Seyit Mehmet Ağa'nın kervanı buralardan geçerdi. Ola ki kervandan kopmuş develerdir. Biz bu develeri zayi etmeyelim. Buradaki mallar da belki bozulur, hırsız çalabilir. Bunları hemen şehre götürürler, en yakın yere. Köy idare heyeti zabıtla 3 tane genci görevlendirirler, gönderirler, sattırırlar. Parayı torbaya koyarlar. Yollarda da kimseye bildirmezler ki yolda soyulmayalım diye. Mehmet Ağa'yı aramaya gelirler. Mehmet Ağa'nın evi de çarşıya yakın bir yerdedir. Efendim, evinden sorarlar, derler ki ikindi namazda filan camide olacak. Kayseri'de bir camide. Oraya gelirler ki Mehmet Ağa abdest alıyor. Efendim, Hacı Seyit Mehmet Ağa siz misiniz kervanı? Biziz. Efendim, biz size misafir geldik 3 kişi. Arkadaşımızın birisi handa bekliyor. Biz de buraya sizi aramaya geldik. Evladım bak, ikindi ezanı okunmak üzere. Abdestiniz yoksa alın. Girelim ikindimizi kılalım. Ondan sonra da beraber gideriz. Der. Giderler. Evde derler ki efendim vaziyet böyle böyle, biz size para getirdik. Sizin kervandan olduğunu biliyoruz, öyle kuvvetle tahmin ettik. Hayır yavrum, benim öyle bir şeyim kaybolmadı. Tamam, bu parayı siz getirdiniz. Bu parayı alın siz. Siz Bağdat yolunda efendim çeşmesi olmayan kervanların geçtiği yerde insanların çok eziyet çektiği yerler var. Orada bir noktaya bir çeşme yaptırın. Eğer ki paranız yetmez ise Bağdat'taki filan tüccara gidin, üstünü de ondan alın. Benim adıma alın. İyiliğe bakar mısınız? Bu kimseler giderler, hakikaten bunlar da hayırsever, dürüst insanlar. Orada bu parayla bu çeşmeyi yaptırırlar. Öyle tüccardan da para almalarına ihtiyaç kalmaz. Birinci Dünya Harbi esnasında bizim askerlerimiz Kutul Amare'de
İngilizlerle savaşırken asker intikali olmakta çöllük bölgelerde ve askerler susuzluktan artık dermansız bir halde komutanlara oğlum işte şu tepeyi aşınca su bulacağız, bu tepeyi aşınca su bulacağız habire ara gayretleri veriyorlar. Derken bir tepeyi aşarlar ki Talasarlıoğlu da o sırada silah altında, o tellal olan anlatan silah altında asker. Bir bakarlar ki kütür kütür akan bir çeşme ve üzerinde de bir kitabe var. O gençler yaptırınca kendilerini ortaya koymamışlar, kitabeye yazdırmışlar. Bu çeşmenin banisi Kayserili Hacı Seyit Mehmet Ağa'dır. Duayı ona edin. İşte Mehmet Ağa böyle bir Mehmet Ağa. Birinci Dünya Harbi'nde bizim askerimizin susuz kaldığı zamanda da çok güzel bir şekilde imdada yetişmiştir. Her gittiği ticaret kervanı seferinde Mehmet Ağa kar ederdi bu caminin banisi. Efendim dedi ki Kayseri'deki bir alime danıştı, efendim ben hep kar ediyorum. Diyorlar ki Mehmet Ağa herhalde 1'e 3 koyuyor, 5 koyuyor da ondan hiç zarar etmiyor diye. Bana bir yere gideyim, bir sefer yapayım da zarar edeyim hiç olmazsa. O alim zat da dedi ki evladım sen Tosya'ya pirinç götür. Tosya'dan sonra pirinç memleketi, orada da aldığın malı mecburen ucuza verirsin. O sefer de zarar edersin. Hiç olmazsa nazardan korunursun. Gitti Tosya'ya pirinci götürdü kervanıyla. Bir baktı ki Tosya'da o sene kıtlık olmuş. Pirinç çok pahalı bir hale gelmiş. Gene kar etti. Geldi efendim dedi. Ben gene kar ettim, bu parayı getirdim. Yok evladım dedi. O alim zat, Kayseri'nin alimlerinden meşhur bir alim efendim. İsmini şimdi söyleyemiyorum. Evladım dedi, bu senin artık rızkındır. Bunu hiçbir şey, hiçbir tedbir önleyemez. Al, helal hoş olsun, kullan. Efendim programımızın, bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşçakalın.